diliyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. Çaylı Mavi İstek Yüksekokulu Müdürü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hikmet Yazıcı'nın konuşması. Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycı Meslek Yüksekokulu Türk Dili ve Edebiyatı Okutmanı Elif Aydın'ın Nevruz Bayramı konuşması. Nevruz Ateşi, Fidan Dikimi, Etli Pilav İkramı, Müzik Dinletisi. Karşıladığımız bugün de sizleri meslek sokumuzun kampüsünde ağırlamaktan son derece mutluyum. Her zaman olduğu gibi bugün de programımıza destek verdiniz ve bizi güçlendirdiniz. Onun da farkındayız. Size teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletleri yaşatan en önemli unsurun kültür olduğu bir gerçektir. Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden bir tanesi de Nevruz etkinliğidir. Ve Nevruz, birlik, beraberlik ve barışı ifade eden bir unsur olarak da günümüzde değerlendirilmekte ve etkinlikler Türkiye'mizde değişik alanlarda kutlanılmaktadır. Nevruz dönemlerinde üstünden atlanan, yanından geçilen ateş günahlardan arınmadır. Ateş, evreni canlandıran güneşin dünyadaki uzantısıdır. Ateş kültü pek çok uygarlıkta aydınlık, kötülükten arınma, temizleyicilik ve bereket, bolluk sembolüdür. Aynı zamanda yakılan büyük ateş, toprağın ısınıp uyanması simgesidir. Oğuz Kağan Destanı'nda Türk hükümdarlığını ziyarete gelen yabancıların ateşten geçirildikleri yazılıdır. Yani temizlenmeden, arınmadan Hakan'la görüşmek mümkün değildir. O günlerden bugünlere gelen bu gelenek, Nevruz törenlerinde önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nevruz günü Çeşme'den su alınıp yola ve eve serpilmesi, geri kalan suyun ev halkınca içilmesi, ırmak, göl ve akarsuların kenarlarında törenler yapılması, su üzerinden atlanması ise diğer kültür öğeleridir. Ata unsuru çerçevesinde bugün de eve uğurlu sayılan bir kişi davet edilmekte, büyükleri ziyarete gidilmektedir. Mezarlık ziyaretleri yapılıp atalar anılmaktadır. Birkaç gün önce evlerin temizlenmesi, özel yemeklerin hazırlanması, yeni elbiseler alınması da ortak uygulamalar arasındadır. Göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaratılış günü kabul edilerek Yeni Gün Bayramı adıyla yılbaşı olarak kutlanır. Sen böyle
Arif Bey, şu ayağımızı biraz bastırmamız iyi olur. Çok. Evet. Her boş musan, aman da baş boş musan, olur musan boş musan, ayakların yanması yoksa sen boş musan.